Sadece şakaydı. İnsanların özrüyle alay etmek komik değil. Bir şakaydı. Babasının sihirli dokunuşuyla 5 dakika olmadan... İyi akşamlar, ben geldim. Hoş geldin Erman. Ay, ben de ev işlerine dalmışsın, duymadım geldiğini. Anlıyorum. Ne yemeği yaptın? Erman, sen benden alay mı geçiyorsun? Ev işleriyle uğraşıyorum diyorum, sabahtan beri yemek yapmaya vaktin mi kaldı? Yok arkadaş. Yahu ben insanca yaşamak istiyorum artık ya. Yani normal insanlar nasıl yaşıyorsa ben de onlar gibi yaşamak istiyorum. Normal ev yemekleri yemek istiyorum ya. Evin dağınıklığı, pisliği benim umurumda değil. Sadece bir tas sulu yemek olsun, o kadar ya, başka bir isteğim yok. Ya ben nohut yemek istiyorum, kuru fasulye yemek istiyorum, ıspanak yemeği yemek istiyorum. Ya insan kapuskayı özler mi? Ben özlüyorum abiye ya. Peki, o zaman bundan sonra hiçbir ev işine elini sürmem, sana sadece yemek yaparım. Tamam, ben ona da razıyım. Bana bak, insanlar pislikten ölmüyorlar, açlıktan ölüyorlar, açlıktan. Sen de bana gündelik temizlikçi tutarsın, evin temizliğini de o yapar o zaman. Sus! Sus! Okumuş! Hizmetçi tutacağımış. Hizmetçi tutacağımış. Hizmetçiye verecek paramız mı var bizim? Ben nasıl bakacağım başka bir kadına? Durup durup icat çıkarma. Durup durup icat çıkarma. Yapmam, bakamam, olmaz. Sen benimle mi konuşuyorsun Erman? Öküz diye bana mı diyorsun? Ben vallahi hiç duymadım. Ben sana haftanın her günü mü gelsin diyorum Erman? 3 gün gelecek sadece. Kızım burası Topkapı Sarayı mı? 3 gün geleceğimiş. 3 gün temizliğe param vereceğim ben. Allah Allah. Zaten işten geliyorum, yorgun argın. Yani insanın işiyle alakalı bir sürü şeyleri çıkıyor, problemleri çıkıyor. Yani benim moralim iyi olmuyor bazen. Ya adamı durup durup canımı sıkıyorsun ya. Erman, maşallah, aferin sana, bravo. Hemen eve geldin, lanolunlu konuşmalar, öküzler, bilmem neler, bütün seviyeyi yerlere indirgedin. Tebrik koyuyorum. Hadi kız, çok konuşma. Kalk bana oradan 2 tane yumurta kırıver. Bundan sonra yemin ettim, haftada sadece 4 gün pizza yiyeceğim. Yumurta yok ki. Nasıl yumurta yok ki? Kızım sen beni öldürmek mi istiyorsun lan? Eve niye yumurta almıyorsun ya? Lan diye konuşma benimle. Tamam, ağzımdan kaçıyor bazen. Ama ton balığı var. Dün aldıydım marketten, konserva şeklinde. İstersen ekmeğin arasına koyayım, onu ye. İlla bana bir hamur sokuşturacaksın. Yersen Erman. Yemem mi? Hadi kalk getir, ne varsa getir hadi ya. Hadi ya, kalk diyorum sana. Senaryoya çalışmam lazım. Yarın postaneydi, çekimim var. Yorulmamam lazım. Tamam o zaman, hemen hazırlayıp getiriyorum. Benden de başka bir şey isteme, bu akşam dizim başlayacak. Erman! Ne oldu kız, ne çabuk yaptın sandviçü? Daha yapmadım sandviçü. Ya o zaman niye tepemde dikiliyorsun abiye? Bak sana dedim ki senaryo çalışmam lazım. Yarın çekim var postaneydi dedim. Erman, ne çekimi ki bu? Yarın bizim postanede bir reklam filmi çekilecek. Bizim vatandaşa yeni sunduğumuz hizmetlerle ilgili öyle bir şey yapacaklar. Normalde bizim Müştak Bey oynayacaktı. Yönetmen Bey beni gördü, başrolde bana kıldı. Erman! Doğru mu söylüyorsun? Erman, sen şimdi televizyona çıkıp ünlü mü olacaksın? Sadece televizyonlarda değil kızım. Ya sinemada esas film başlamadan önce hani bir şey göstertiliyor, onun arasında göstertilecek işte. Erman, Erman, Allah'ım sen ne kadar mükemmel, ne kadar muhteşem bir insansın. Biliyorum, tamam, abartma, gerek yok. Erman, bu elindeki senaryo mu? Evet, yarına kadar bunları benim ezberlemem lazım. Erman, ezberlersin. Ben sana yardımcı olurum. Hep beraber prova yaparız. İyi olur vallahi abi. Yani sıkıntı büyük. Allah'ım, ben ne kadar şanslı bir kadınmışım ki. Ne kadar iyi etmişim de seninle evlenmişim ki. Abiye, sandviç lütfen. Ay, affedersin aşkım. Aklım gitti heyecandan. Aşkım mı? Ne biçim konuşuyorsun kız sen? Doğru düzgün konuş.
Küreğe yersin bak ağzın ortasına, aşkınmış. Tamam, sen sakin ol, lütfen. Ezberine bak, ben hemen sana gidip sandviçini hazırlayacağım. İçine de domates kesip koyacağım ha. O derece diyorsun yani. Hadi bakayım hadi. Ay benim beyim en mükemmeline layık. Ben ne yapayım? Ay ben ne yapayım? Ay ben ne yapayım? Ay ben ne yapayım? Bana bu durdular.